mutfaklar var. Gitmiştim geçen. Havalı bir şey yapılabiliyor. Şunu da kapatalım. Bir açılış yapılabiliyor yani. Lansman yapılabiliyor. Evet. Peki gel bakalım. Gülay. Ne kadar da aynı renklersiniz. Evet, evet zaten ayrı. Birbirimize biraz benziyoruz. Evet. Bence çok güzel görünüyor. O nasıl bir evetti? Yoruldum evet. Ya. Hayır nefes alıyorum o yüzden. Kolyene bayıldım. Çok güzel. Saçlarım olmuş mu bilemedim. Saçlarımı toplamak bu isterdim de. Kıyafeti pek olmamış gibi ama biliyorum. Emin değilim. Açılışta deri ceket filan belki biraz çok spor kalıyor. Onun dışında çok güzel görünüyorsun. Bir tek ceket ve saçlarından emin olamadım. Yuşa. Evet ben de ona bakıyordum. Şimdi kaleme tek sana çok yakışıyor Çiğdem. Bileklerin inceliğine, ayakkabın yani o ayakkabılar da sana çok yakışıyor. Rugan olması beni rahatsız etmedi. Ama bu kazak hani deri takın da çok güçlü. Güzel bir elinde kaşe bir palto. Böyle daha maskülen, düz. Palto giyiyorum diye çok oluyor ya ev palto dolu. Hiçbirini giyemiyorum. Doğrudur yani değişik siyah. Bunu da güçlü bir şey isterdi. Kemer diyeceğim ama kolyen oraya kadar sarktığı için gerek yok. Yani öyle bir şey istedim. Belki de etol ya da hırka olabilirdi. Şimdi böyle maskülen hırkalar var ya uzun. Belki o tamamlayabilirdi şey olmadan. Öyle bir şey olabilirdi ama elindekini yeni gördüm bu arada. Deri ceket mi? Elindekini de yeni gördüm pardon. Deri ceket ama hani hiçbir yerinde bir şey yok aslında. Yok ben onları beğeniyorum. Giymek için hani üşürsem giyeceğim bir şey de hani süs için almıyorum gerçi. Yok sevmiyorum yok onu beğeniyorum olayı. O küçük olan senin güzel. Yani dediğim gibi onu tamam hırka yani o kalın hırka da güzel olurdu. Ben kırmızıyla deriyi çok seviyorum bir arada. Ezgi'ye son yorum. Renkleri çok yakıştırıyorum sana ama çok klasik geliyor bana. Şu an bu hani 13. haftada kalem etek üstüne boğazlı kazak. Kolyen sadece çok hoşuma gitti. Bir de ayakkabılarını ben çok beğenmiştim. Önünü öyle bağlamış olman da değişik bir hava katmış bence. Mecburen onu da öyle bağlıt. Yapabilirlermiş yani güzel olmuş. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Çiğdem Çelik, ayakkabı 480 lira, çanta 130 lira, etek 45 lira, kazak 50 lira, deri ceket 160 lira, kolye 120 lira. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum. Ay sen zayıfladın. Ay ne oldu sana böyle? Ay eridim. Tam bir kalem olmuş böyle kalem etek. Evet. Ah Çiğdem ateş ediyorsun. Kırmızıları giymişsin. Çantanı beğenmedim. Balıkçı, o kolyeler. Kolyeyi biraz daha yanına al bakayım. O kolyeden bana geliyor mu? Size daha uzunu yapılıyor. Nereden buluyorsunuz bu yerleri ben bilmiyorum. Ben bunu zamanım yoktu kendim yapacaktım aslında. Bir arkadaşımdan rica ettim. Malzemelerini aldık o benim için yaptı. Nereye gidiyorsun Çiğdem? Ben Etiler'de bir mutfak akıllı mutfak açılışı var. Oradayım. Yemek yapmayı sever misin? Çok severim. Sen tertipli bir kadınsın tahmin ediyorum. Ben seni çok beğendim. Kırmızıyla siyah o siyah saçların. Sanki rujun bir nüt olsaydı, hani benim rujum gibi, evet. Belki daha iyi olacaktı. Öyle bir hayal ettim seni. Ay ne oldu bana da bir kibarlaştım. Bir şey. Zaten kibarsınız. Ay çok bir pozitif enerji içindeyim. Ne oldu bana böyle? Ne oldu böyle? Ne oldu bana? Na 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 na. Ne oldu böyle? Ne oldu bana? Ne oldu bu kafaya? Kafamı satıyorum. Alan var mı? Evet. 8. Çok teşekkür ederim Nur Hanım. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum İvan Hanım. Ceket giyiyor musun? Ya ben giydim onu. Bir giy bakalım. Yani kolyeyi üstüne çıkarmıştım giyersem öyle diye. Çünkü görmek istiyorum tam. Sanki böyle daha iyi oldu. O kolyeyle ceket biraz kolanı çek. Şimdi ben böyle kalem etek hep böyle şey seviyorum. Zarif
kombin etmeyi seviyorum. Şapka takarım ya da neyse, stilettolar. Üstündeki olanı spor. Kalem etek zarif bir şey yani. Stiletto zaten var. Keşke altın kısım kalem etek olmasaydı. Kalem etek olmasaydı pantolon ya da başka bir şey giyseydin daha spor ve daha modern bir hava yaratmak için. Çünkü o stiletto ile o kolye ile o ceket olmadı. Butiler, pantolon, daha cool hava, güzel bir büyük bir çanta alsaydın daha iyi olurdu düşünüyorum. Zarif görünüyorsun. Kadınlar böyle. Öyle bütün kadınlar davetlerde kalem etek küçük. Bu yedi. Bizim Ivana da şeyde yaşıyor, uzayda. Ben böyle cool şeyler seviyorum. Ama böyle kadınlar bütün cemiyetteki kadınları göre hepsi kalem etek. Giymeseler o zaman böyle ne demek cool herkesin, yapsınlar. Ay, cool herkes rugan pantolon mu giyecek? Yok, rugan değil. Hayır. Kadınlara yakışıyor kalem etek yani. Yakışıyor. Kadınlara yakışıyor. Dışarıda görüyorum bu. Ben çok severim, çok kullanıyorum zaten. Yok, ben ille de deri montla, deri küçük bir kazak, yapışık bir kazak, dar stretch, kalem etek. Ben üstünde kolyeleri, bütün kadınları cemiyette, çantaları ellerinde böyle yani. Öyle de senin dediğin de doğru ama bu da doğru. Herkesin tarzı var. Aslında ayakkabı da ben takıldım biliyor musun? O stiletto ile o deri ceket, o kolyeli olmadı. Hoş geldin. Hoş buldum Kemal Bey. Ha, rugan değil mi? Rugan. Görmüyorum ben. Ne hissettin? İlk defa elemeye çıktın. Gerildin mi? Çok. Yani şuraya çıkınca insan gitmek istemiyor ama. Yani hafta içi psikolojisiyle nasıl olsa elemeyi düşünmüyoruz aslında o anda. Atıyorsunuz, o anki psikolojik tutuyorsunuz. Durumda ben buradan gitmek istiyorum ama bunu da anlamalarını istiyorum. Bazen belki size de o his geliyordur belki, bilmiyorum bizden. Hani tabii şişip buradan kaçasım geliyor. Yani ben öyle bir zerzenişte bulundum. Bu da sosyal medyaya yayılmış biraz. Bu doğru mu dediler? Ben de doğru, çok üzüldüm orada. Bir de Gülşah'la bir tartışmamız olmuştu fena. Onun üzerine onlar da bana sorunca 13 yaşındaki bir fanıma cevap verdim. Çok üzüldüm, arkadaşlıklar orada birbirini çok yıpratıyoruz diye. Arkadaşlık üzerine söylediğim bir şeydi. O da ona cevap verdim diye sosyal ortama yaymış benim yazdığım. Öyle ama cevap vermeyeceksiniz. Ben onu öğrendim. Çünkü oradaki hiçbir şey özel kalmıyor. Hepsi paylaşılıyor. Hemen çarşaf çarşaf her yerde çıkıyor. Vermeyin. Düşünmeden hareket etmiştim. Hiç kimseye cevap vermeyin. O yüzden oldu o. Yani siz iyi niyetle cevap veriyorsunuz ama o yanlış algılanabiliyor. İşte tamamen o şekilde oldu. Nihal bana o konuda destek verdi. O da beni şaşırttı. Nihal öyledir. Öyle, vicdan çok önemli bir şey. Doğrucu Davut. Beğendim, zarif görünüyorsun. 7. Teşekkür ederim.